200.000 lira yeter be oğlum. Ufak bir baraka sahilde, yarım ekmek içine birkaç tane köfte ya da balık, vallahi günde 10-15 temiz bırakır. Gel bizim Rıza ile ortak ol. Olmaz böyle tatlı iş Ferdi. Cazip bir şey. Tamam be kardeş. Neymiş o iş? Yo, söylemem. Zamanı gelince kendin gelip gözünle görürsün. İnşallah dediğin gibidir. Olay mı ediyorsun sen? Para akacak, para. Bıktım bu minibüslerde sürünmekten. Üzülme, zamanla her şeyimiz olacak. Evimiz... Hatta bir araba bile alırım sana. Anne! Ne annesi be? Zaten seni böyle uyutuyor. Aç karnını doyursun önce. Haklıymışsın anne diyeceksin ama iş işten geçecek. Yapma, günahtır. Cenab-ı Hakk'a isyan olur mu? Bak Nuri. Öldüğünde kızımın üstünde bu elbise vardı. Bir daha giyemeyecek onu. Kar gibi beyaz kefene sardım zavallı yavrumu. Kendi ellerimle sardım ve yemin ettim. Onu kim bu hale koyduysa bulacağım Nuri. Er geç bulacağım. Ve kızımın mezarına toprak atan bu eller... ...o iti boğmadıkça... ...dinim de kitabım da haram olsun bana. Haram olsun. Sen çık dışarı. Evet, neymiş bana olan düşmanlıkları? Suha Bey... ...seçimde size oy verecek olanlar küçük esnaf dernekleri ve özellikle Anadolu tüccarları. Bunlar dinlerine ve aile namuslarına düşkün insanlardır. Oğlunuz hakkında yapılan dedikodular hepsini gücendirdi, hepsini. Peki ne yapmam lazım? Söylentileri durdurmak için Ekrem Bey'i evlendireceğiz. Çok. Ama çok fakir bir kızla. Canım iş olsun diye. İleride boşanma için bir sebep yaratırız. Yeter ki siz şu seçimleri kazanın. Sonuçtan emin misin? Propaganda işini bana bırakın. Anlaştık mı? Fakir bir kızla evleneceksin. Bana seçilme şansını sağlayacak herhangi yoksul bir kızla. Seher olur mu mesela? Alo? Leman, ben Suha. Evet efendim. Anladım. Tabii, tabii. Oh, merak etmeyin. İyi günler. Yanlışlıkla fazla verdiniz galiba. O 10.000 Ayten Hanım'ın hediyesi. El işçiliğini çok beğenmiş. Ne baktın öyle? O kadınlar her gün berberde 10.000 lira bahşiş veriyorlar. Zenginlik böyledir kız. Daha milyonlar görürsün kafanı işletirsen. Hadi istersen git Ferdi ile evlen. Çok emeğin geçmiştir bize de. Aş şu köşeyi veririm sana. Yap istediğin barakayı. Bak ticaretine. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Allah razı olsun. 600 kişi çalışıyor burada Ferdi abi. Bir ismimiz çıksın, yukarıdaki fabrikalara da çekeriz. Günde 15-20'ye para demeyiz ha. Bir haftada kurarız barakayı. Ulan gel sen de ortak ol şu işe be. İstemez miyim abi? Ama daha bir sene mukavelem var. Öyleyse şimdiden senin payını ayırıyoruz ha? Abiler, sabaha başlıyoruz inşaata. Merhaba. Merhaba. Atla arabaya götüreyim seni. Sağ olun, minibüste giderim. Şöyle arkadaşlar.
Şuraya. Geç. Sen de şu tarafa, Hadi. Of! Göreceksin bak, büyük para yapacağız. Evelallah aslanım. Ah lan ha! Seher'le mutlu olabilecek miyim? Aman Allah'ım, ne şahane şey! Paris'ten gelmiş. Maliyeti 150.000 lira. Bizim dükkanda bu paraya satılır mı? Satılmayacak ki, hediye. Kime? Sana, Ekrem'den hediye. Ne dedi? Ne diyecek? Dili tutuldu. İstemem filan dedi ama akşama kadar gözünü ayıramadı elbiseden. Abla, inanmazsın ama çok istiyorum o kızı. Aklıma geldikçe damarlarımda kızgın yağ dolaşıyor sanki.